Değerli izleyicilerim, bugün sizlere çok özel bir kabak tatlısı tarifim var. Bunun için 2500 gram kabağım ve gördüğünüz kadar taze zerdeçalım ve biraz da şekerim var. Şimdi kabaklarımı yıkayıp doğrayacağım ve tencereme yerleştireceğim. Kabaklarımızı tencereye aldık. Şimdi biraz zeytinyağı getiriyorum. Ardından şekerimizi ilave ediyoruz. Biraz bu şekilde kabaklarımızı bekletiyoruz. Evet, gördüğünüz kadar yaklaşık bir tatlı kaşığı oluyor kadar ocağın altını yakmadan bu şekilde bekletiyoruz. Evet, bakın kendi suyu çıktı. Şimdi altını yakabiliriz. Önce biraz yüksek, daha sonra da orta ateşte tatlımızı pişiriyoruz. Ağzını tam kapatmıyoruz, böyle aralıyoruz. Altını da kıstık. Evet değerli izleyicilerim, kabak tatlımız pişti. Arzuya göre daha fazla da tutabiliriz. Daha fazla kıvamının koyu olması için dilersek tutabiliriz. O sizin damak zevkinize bağlı. Evet, şimdi tatlarımızı servis kabımıza alalım. Evet değerli izleyicilerim, gördüğünüz gibi kabak tatlımız pişti. Rengine bakın, muhteşem. İçinde zerdeçal olduğu için tabii onun da renk konusunda katkısı oldu. Bu şekilde ceviz ve fıstıkla da süsleyerek servise hazır hale getirdik. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar olsun değerli izleyicilerim. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayınız.